Şimdi dostlar şunu görüyorsunuz değil mi? Hakkınızda icra takibi başlatılacaktır. Lütfen en kısa sürede hukuk büromuza iletişime geçiniz falan diyor. Peki bu gösterdiğim SMS ne anlama geliyor? Bu benim eşimin telefonu ve eşime gelmiş bir SMS bu. Bu şekilde sizi gözünüzü korkutarak tabii ki sizden para koparmaya çalışanlar olacaktır. Böyle hukuk bürosu adı altında birçok kişiye böyle SMS'ler gidiyor ve hiçbir şey de olmuyor. Olacak korkusu var tabii. Peki bu süreç nasıl? Bu gelen SMS'teki numarayı da arayacağım şimdi birebir sizinle beraber. Şahit olacaksınız. Hatta bir avukatı da Yavuz Bilal biliyorsunuzdur. Onu da arayacağım. Ulaşabilirsem eğer. Ondan da bu konuda bilgi alacağım. Görelim bakalım neler olacak. Başlayalım. Şimdi ilk olarak bana gönderilmiş bir mailden yola çıktım. Burada bir avukat mesela taahhüt ettiğiniz ödeme işlemini gerçekleştirmediğiniz anlaşıldığından gün içinde ödeme yapılmaması halinde icra işlemine geçirileceği ihbar olunur falan diye bir SMS gelmiş o kişiye. Ve işte şikayet de oluşturulmuş hatta bakın hiç ilgimiz alakamız yokken işte Yayalar Hukuk Bürosu'ndan mesaj geliyor icra dosyasınız vardır falan diye. Şimdi hiç alakası olmayanlara da bu SMS gidiyor bu arada yani. Mesela benim eşimin hiç alakası yok. Zerre alakası yok bu işlerle. İcralık olabileceği bir durumu yok yani demek istediğim. Kapınıza bir araçla icracılar gelir. Evde borcunuza karşılık eşyayı alıp üstelik de yok pahasına götürürler. Bir de bunların borcunuz olmadığını düşün. Başınıza geldiğini düşün. Bu kaygı verici, endişe verici, gurur kırıcı durumu kullananlar var. Dolandırıcılar denebilir. Bu işi yürüten organize işi bir hukuk bürosu. Adında hukuk var. Böyle bir haber yapılmış. TV100'de işte icralık olduğunuza dair, SMS'lerin geldiğine dair bir haber yapılmış. Haberdeki hukuk bürosuna da gitmişler. Hukuk bürosundaki adam da bak aynen şunu söylüyor, bir saniye göstereyim. Eğer ki borçlu, benim böyle bir siparişim yok, ben böyle bir sipariş vermedim, benim adresim burası değil şeklinde bir beyanı var ise bu tamamıyla müvekkil şirketle borçlu arasındaki hukuki bir ilişkidir. Şimdi bu şekilde söylemiş değil mi avukat? Bu ilişkinin aracısıyım ben diyor kısacası. Aracısı olduğu firmalara da yine işte bu haber ekibi gitmiş. Öyle bir yer bile yok yani, adreslerinde bile değiller. Öyle bir firma yok ortalıkta falan. Engameli işler yani. Kısacası demek istediğim, bak bana gelen mailden de yola çıkalım. Burada mailde bana mail atan arkadaş da öncelikle belirtmek isterim ki uyarılar mesaj yoluyla yapılmaz, tebligat edilir diyor. Haklı. Şimdi bir tebligat durumu olsa bizim eve gelmesi gerekiyor bu tebligata buraya. Yani böyle telefondan SMS'le değil. Böyle bir dünya yok. O yüzden mutlaka bu konuda çevrenizi uyarın. Şimdi şu hukuk ofisini bir arayayım bakalım ne olacak. Başak Hukuk Danışmanlık Bürosu'na hoş geldiniz. Görüşmelerimiz kalite standartları gereği kayıt altına alınmaktadır. Dahili numarayı biliyorsanız tuşlayınız. Bilmiyorsanız operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz. Başak Hukuk Bürosu. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi bu numaraya bir SMS gelmiş de icra takibi başlatılacaktır hakkınızda falan diye. Tamam, kontrol sağlıyorum. Aslan aydınlayın. Okey. Sultan Doğan mı? Evet. Siz nasıl oluyorsunuz? Eşiyim ben. İsim nedir beyefendi? Burak. Burak Bey, eşiniz yanınızda mı? İlk bilgi yanına paylaşsam. Ya ben alayım, eşim sonuçta, sıkıntı yok yani. 31 Mart 2021 tarihinde... Açık adresine kapıda ödemeli olarak takım, yani kıyafet, alt üst takım siparişinde bulunmuş Sultan Hanım. Ürün bu adrese getirilmiş ama tarafınızca teslim olunmamış ve kargo tutanakları ile birlikte tedarikli firmaya teslim edilmiş olarak gözüküyor Burak Bey. Karşı tarafta yaptığı masrafı alıcı olarak kendisine yansıtıyor. Şu an dosyasına ait 249 lira 99 kuruş idari takip tazminat bedeli bulunmakta. Mesajın gelmesi de gözüküyor. Bunları dediği takdirde dosyası kapatılır. Ödeme yapmadığı takdirde yasal işlem başlatılır. Bununla alakalı gözüküyor Burak Bey'in mesajın gelmesi de 05... Telefon numarası üzerinden internetten verilen bir sipariş olduğu da belgelenmiş durumda. Şimdi şey soracağım, bu firma tarafından mı, kargo firması mı bu? Tedarikçi firma tarafından. Tedarikçi firma hangisi peki? Servilen koruma kanunu gereği tedarikçi firma bilgisi görüntüleyemiyorum Burak Bey. Tarafınıza olacağınız tebligatta gerekli bilgiler yazar. Şu an benim sistemimde gözüken her şeyi sizinle paylaştım. Tamam. Peki tebligat ne zaman gelecek? Şu an itiraz ediyorsanız zaten icra devrolu. Bir hafta içerisinde e-devletinize, yani Sultan Hanım'ın e-devletine mesaj olarak düşerse daha sonra zaten evrak da gelir. Söylediğim adresi, bu adreste ikamet ediyorsanız hala tabii. Tamam, tebligat gelsin o zaman, sıkıntı yok. Tamamdır Burak Bey, iyi günler dilerim. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela şu anda parayı alamayacağını sezdiği anda kapattı konuyu. Çünkü orada 200 lira, 220 lira neyse para almaya çalışıyor. Yok evine kargo gelmiş de sen onu almamışsın da ondan dolayı firmayla tebligat ücreti çekecekmiş bilmem ne. Bunlar hikaye. Ya şey ya, hayattan soğumuş gibi konuşmadı mı telefonda yani? Enteresan. Şimdi burada bana ulaşmış
açmış olan arkadaştan yola çıkacağım. Burada demiş ki bak, öncelikle diyor hukuk bürosu insanlara işte taahhüt ettiğiniz ödeme işlemini gerçekleştirmeniz için gün içinde ödeme yapmazsanız icra işlemi başlatılacak falan. Bunu standart zaten, bu mesajı herkes yolluyor. Bana da geldi, eşime de geldi. Bana yıllar önce de gelmişliği var mesela. Hiçbir şey olmadı bu arada. Herhangi bir icra gelmedi eve. Arkadaşlar videonun arasına girmem gerekti çünkü önemli bir bilgi de vermem gerekiyor. Efendim şimdi bana gelen SMS'te avukat Buse Başak yazıyor mesela. Bu gerçekten bir avukat mı değil mi? Bunu sorgulama şansımız var. Bunu da barobirlik.org.tr/avukat arama yazıyorsunuz ve bu site üzerinden size gelen SMS'tekinin gerçekten bir avukat olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz. Mesela biz sorguladığımızda avukat Buse Başak diye bir avukatın olmadığını gördük. Yani bir avukat gerçekten barobirlikte kayıtlı mı, var mı, yok mu? Bunu bu şekilde teyit edebiliyorsunuz. Bunu da kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçek bir avukatsa bile yine de tabii ki tam böyle manasıyla güvenmeyin böyle şeylere. Size SMS atan, toplu SMS atan avukat diye bir şey olmaz. Ama dediğim gibi bu şekilde teyit etme şansınız var. Ben de böyle gelecekten gelmiş gibi oldum ha. Yani videoya sonradan girip. Neyse daha önceki çektiğim halime şeye devam edeyim. Portalı aç Erdem. Tamamen göz korkutma amaçlı yapılan bir işlem. Telefona, eşimin telefonuna bir SMS geldi geçtiğimiz günlerde. Falanca hukuk bürosu tarafından işte bir icralık dosyanız var, bir ödemesi varmış diye çok da bir bilgi içermeyen bir SMS. Evet. Şimdi bunları çok iyi bildiğim için bu muhabbetleri tabii dikkate almadım ama bununla ilgili bir video çekmek istedim. Evet, çok iyi olur. Şimdi burada ben büroyu aradım az önce. Yani büro dedikleri yeri artık neyse. Bana dediği şu kısaca, adresinize işte adresimi falan da detaylı biliyor zaten. Adresinize şöyle bir kargo gelmiş gönderici firma tarafından. Kargo size gelip siz almamışsınız. Siz almadığınız için de bu icralık olmuş ve işte 224 lira ne bir ödemesi var. Bunu öderseniz dosyanızı kapatacağız dedi. Bu arada SMS bugün son gün diye atılmış bir SMS'ti ve bir hafta önce falan atılmıştı. Ama şu an hala kapatabiliyormuşum gibi davrandı bana. Halbuki bugün son gün dediği bir hafta öncesi. Ben sizden şey duymak istiyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi öncelikle şeyi biliyorum ben. Böyle işler SMS'te yürümez. Tebligat gelirse zaten. Evet. Bununla alakalı şimdi KVKK kuralları var biliyorsun. Evet. Gerçek bir avukatın, gerçekten baroya bağlı, Adalet Bakanlığı'na bağlı bir avukatın bu şekilde birden fazla SMS göndermesi yasak. Bununla alakalı daha önce avukatlara bunu yapan, baskı altına almaya çalışan borçları avukatlara 150 bin civarında cezalar kesildi. Oh. Yani şu anda gerçekten baroya kayıtlı hiçbir avukatın bu şekilde mesaj çekmeye cesaret etmesi mümkün değil. Genel olarak bunu yapan kişiler gerçekten daha önce kargo iadesi olduğunu müşterinin biliyorlar. Senin daha önce gerçekten bir kargo aldığını ama o kargoyu siparişin teslim almadığını gerçekten biliyorlar ve bunu istinaden sana bu mesajları gönderiyorlar. Bunlar bunu nereden biliyorlar? Kargo firmalarındaki işte art niyetli, ahlaksız bazı çalışanlar maalesef ki verileri dışarıya sızdırıyorlar. Bu şekilde çalıştıkları çetelerle, kişilerle paylaşıyorlar. Mesela iade edilen ürünler veya teslim alınmayan ürünlerin sahipleri, telefon numaraları, bütün kimlik bilgileri, her şeyi kargo firmalarında belli. Çok yani güzel. İade alınmayan ürünlerin müşteri kısımlarını bu şekilde kargo firmalarında çalışan ahlaksız kişiler para karşılığında %50 karşılığında çalıştıkları kişilerle paylaşıyorlar. Gerçekten sizin genel olarak bazen olmayabiliyor ama genel olarak gerçekten de kargoyu iade etmiş oluyorsunuz, teslim almamış oluyorsunuz ve size bir müddet sonra bu kişiler tarafından bu mesajlar gönderiliyor. Siz de gerçekten ben bir kargoyu teslim almamıştım diye bu yemeği yutuyorsunuz ve bu dolandırıcılara parayı göndermiş oluyorsunuz. Ki çok da bir bedel değil aslında bakarsınız. Hani evet, orada gösterdin. Çok bedel değil ama herkes böyle düşündüğü için gerçekten binlerce insan bu paraları gönderiyor ve onlar için çok ciddi bir kazanç kaynağı. Efsane ya. Çok acayip bir olay. Yani. Bunun son dönemlerdeki çevrildiği yöntem şu. Onu da söyleyeyim Burak Bey kardeşim. Bu son zamanlarda şuna evrildi. Mesela genel olarak bu işte +18 sitelere giren kişiler veya mesela bu çeteler sahte hesaplar açıyor. Hmm. Bu hesaplara 15 yaş ila 20 yaş arasında olup olmadığı tam böyle yaşını baktığın zaman kavrayamayacağın kız resimleri koyuyor. Tamam mı? Ardından o kız resimlerinden hedef belirlediği kişinin hesabına girip o kişinin hikayesini beğeniyor. Çok da hemen yazmıyor şüphelendirmemek için. Hikayesini beğeniyor. Gönderilerini beğeniyor. Daha sonra bu kişi tuzağa düşmezse mesaj gönderiyor. Bu kişiyle cinsel görüşmeye başlıyor. Siz karşınızdaki kişinin gerçekten bir kız olduğunu düşünüyorsunuz. Bu hesaplar da öyle bir günlük, iki günlük hesaplar değil yani. Bunlar için oluşturulmuş birkaç yıllık hesaplar. Resimler de yüklü. Böyle baktığınızda dış görünüşünden 18 yaşını geçmiş gibi de görünüyor. Aklınızın ucundan geçmiyor tabii. Görüşüyorsunuz kızla vesaire. Fotoğraflaşıyorsunuz. Ardından sana bir hafta sonra mesaj geliyor. İşte ben Buse'nin abisiyim. Buse'nin avukatıyım. Buse'nin babası olayları öğrendi. Cinsel görüşme yaptığınızı. Buse 16 yaşında. 18 yaşından küçük çocukla cinsel görüşme yaptığınız için 15 yıla kadar hapis cezası var. Gerçekten var. Evet. Bununla alakalı işte aile şu
kadar tazminat istiyor veyahut da sadece hastane masraflarını karşılarsanız dosyayı kapatacağız. Babası ciddi derece darp etmiş, olaylar öğrenince savcılığa intikal etme durumu var. Hastane masraflarını karşılarsanız abileri dosyayı kapatırız deyip yani benim müvekkillerimin çoğu yani en az 3-4 kişi bana sormadan bu şekilde tuzağa düşüp para göndermişler. Son zamanlarda bu yönteme çevirdiler. Yani 16-20 yaş arası gösteren kız resimleri koyuyorlar ve daha sonra size 18 yaşından küçük kızla cinsel görüşme yapmışsın deyip aslında karşıdaki kişi kız falan değil kendileri. Bu şekilde sizi hapis cezasıyla korkutup Türkiye'de biliyorsun cinsel suçlardan dolayı çok ağır cezalar var. Herkes de bunu biliyor. Ciddi korkutucu etkisi oluyor ve şu ana kadar her 5 kişinin 4'ünü ben parayı gönderdiğini gördüm. Çok fena ya. Ya bu çok çok fazla metot var aslında. Hepsini ayrı ayrı şey yapmak gerekiyor yani böyle anlatmak, izah etmek gerekiyor. Aynen. Özellikle bu konu, şu son dediğim konu şu anda inanılmaz yaygın. Ben de bunun videosunu çekmek istiyordum. Böyle kısa bir yayın yapabiliriz. Sadece bu konu özelinde bırakmak. Evet olabilir. Onu da anlatmamız lazım. Gördüğünüz gibi oldukça sıkıntılı bir olay dostlar. Çünkü sizi arayıp göz korkutarak bir şekilde sizden para almaya çalışan insanlar bunlar. Ayrıca avukatlarda zaten şöyle bir şey var. Yani avukatların toplu SMS atması zaten yasak. Yani size bu şekilde SMS'ler geliyorsa göz ardı edebilirsiniz. Görmezden gelebilirsiniz. Zaten bir şey olacağı varsa da gerçekten bir sıkıntılı bir durum varsa evinize tebligat gelir. Ya da E-Devlet'ten kontrol edebilirsiniz. Bu tarz ucuz numaralara o yüzden kanmayın. Çevrenize geldiyse de mutlaka uyarın. Yani böyle bir SMS gelmese de uyarın. Böyle bir şey gelirse dikkate alma diye. İnsanları türlü türlü yollarla böyle kandırabiliyorlar. Siz de kanan insanlardan olmayın efendim. Bu sorularımızı güzelce cevaplandıran avukat Bilal Yavuz'a da çok teşekkür ediyorum. Ondan da bayağı bu tarz şeylerde, konularda destek alıyorum zaten. Sizi de doğru bilgilendirebilmek amacıyla. Onunla da ilerleyen süreçte yine böyle bilgilendirici videolar yapacağız. Öyle duruyor. Durum bu. Umuyorum bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Yine faydalı bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Logo tasarım, web tasarım var. Yine yaparız, hep yaparız bak. Arıyorsan hadi kaliteli yol ha.